Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda özellikle Türkiye'de ticaret hayatının kahrını çeken müşavirler var biliyorsunuz. Mali müşavirler, muhasebeciler. İşte onu konuşacağız. Çünkü gerçekten bence Türkiye'deki ticaret hayatı için çok çok önemli. Onların rahatları, kanunları, yasaları, çalışma şartları. Çünkü bütün şirketler kar zarar için kuruluyor ve bu kar zararı da gösteren size en önemli departman. Orası. O yüzden oradaki bütün hareketler, oradaki bütün memnuniyetler hem ülke ekonomisine hem ülkedeki refaha emin olun çok etkiliyor. Bakalım neler yapılıyorlar? Mali müşavirlerin son zamanlardaki sıkıntıları nedir? Biraz bunlara değinmek istiyorum ben de. Düzgün Güngör konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Düzgün Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten ben çok önem veriyorum mali müşavirlik, muhasebe mesleğine. Bütün ticaret hanelerin o bilançolarının en iyi rakamları, oradaki kuruşlardan ne karlar ne zararları bildiğini siz gösteriyorsunuz. Evet. Bunları konuşacağız sizinle ama ondan önce sizin bir kariyer geçmişinizi dinlemek isterim. Nasıl başladınız mesleğe? Tabii ki 37 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Sağ olun. Mesleğe babamın yönlendirmesiyle bir de aile mesleğidir. Amcalarım ve amca çocuklarım da mali müşavirlerdir. Onlardan örnek alarak babamın da yönlendirmesiyle 2002 yılında mesleğe adım attım. Çekirdekten yetiştik. Müşavirlik ofislerinde genelde çalıştım. O süreç zarf içerisinde 20 yıllık bir mesleki tecrübe edindim. 2016 yılında da bu meslekten belgemi alarak kendi iş yerimi kurdum. Harika. Peki nasıl mali müşavir olunur? Mali müşavir nasıl olunur? Şimdi bu konuda bizim bir meslek yasamız vardır. 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu diye. Şimdi burada öncelikle mesleğin konusuyla ilgili bilgi vermek isterim. Yani mali müşavir ne iş yapar? Neleri yapar? Önce bunları bir anlatayım isterseniz. Şimdi der ki mali müşavirlik konusu gerçek ve tüzel kişilerin, teşebbüslerin, işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ilgili mevzuat hükümlerince defterlerini tutmak, bilanço, kar ve zarar hesaplarını yapmak, beyannamelerini ve diğer ilgili işlerini yapmak. Bu birinci tanım. İkincisi ise der ki muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, İşletmenin finansal, muhasebe, mali mevzuat ve bu konularla ilgili müşavirlik yani danışmanlık yapmak. Yani mali konularda bizim bir diğer işimiz aslında asıl işimiz danışmanlık yapmaktır. Onun haricinde bu anlattığım konularla ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak incelemeler, tahviller, denetimlerini yapmak, mali tablo ve ilgili beyannameler hakkında görüş beyan etmek, yazılı görüş beyan etmek ve bilirkişilik yapmak. Yani mesleğimizin asıl ana konuları bunlardır. Peki şimdi meslek yasası dediniz ama kaç yılında çıktıymışsınız? Meslek yasası 3568 sayılı kanun 1 Haziran 1989'da kabul ediliyor. 13 Haziran 1989'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor ve bugüne kadar geliyor. Hiç değiştirme, güncelleme gibi bir durum olmadı sanırım. 2008 yılının Haziran ayında sadece staj 2 yıldan 3 yıla çıkartıldı. Onun haricinde herhangi bir güncelleme ya değişme söz konusu değildir. Olduğu gibi devam ediyor. Evet. Peki yasayı açabilir misiniz bize biraz? Nedir bu meslek yasası? Yani meslek yasası şöyle, mali müşavir olacak meslektaşlarımın taşıması gereken genel ve özel şartlar vardır. Bu şartların neler olduğu konusunda biraz bilgilendirme yapalım. Yani nasıl mali müşavir olunur? Mali müşavirlik mesleğinin genel şartları, bu tabii bütün mesleklerde, özel sektörlerde bile olan kurallardır. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa bir yıldan fazla hüküm yememiş olmak, ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak, meslekin şeref ve haysiyetine uymayan durumlarda bulunmamak. Yani bunlar genel şartlardır. Bir mesleğin başlayan insanların taşıması gereken şartlardır. Bu tabii diğer mesleklerde de vardır, olması gereken şartlardır. Ama bizi asıl ilgilendiren nokta özel şartlardır. Yani burada sizi diğer özelliklerden, diğer mesleklerden ayıran bir takım özellikler vardır. Ve bunlara da biz özel şartlar diyoruz. Nedir bu özel şartlar?
Şimdi özel şartlar da şudur. Yasa diyor ki hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetim ve siyasi bilim dallarında eğitim veren fakülte, yüksek okullar ve denkliği yüksek okullar kurumundan ya da yüksek lisans seviyesinde diploma almak diyor. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımızsa en az 3 yıl staj yapmak. Yani staja başlatma sınavına giriyorsunuz. En az 3 yıl bir meslektaşımın yanında staj görüyorsunuz. O stajda başarılı olduktan sonra yeterlilik sınavını, yani serbest muhasebecilik, mali müşavirlik sınavını kazandıktan sonra bu mesleğin unvanını almaya hak kazanıyorsunuz. Yani mali müşavirlik sistemi bu şekilde ilerliyor. Peki herkes uyuyor mu bu yasaya, bu sisteme? Mali müşavirler açısından bakarsak. Yani şimdi mesleğimizin asıl olması gereken, yani asıl itibarı ve Türkiye gündemindeki itibarı ve değeri korunuyor mu derseniz korunmuyor. Bunlar tabii bazı nedenleri vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu meslek yasası 1989'dan çıktığından beri olduğu gibi duruyor. Tabii değişen bir dünya vardır, global bir dünya vardır. Daha dijitalleşen bir toplum vardır. Artık her şeyi biz dijital ortamda yapmaktayız. Yeterli midir? Değildir bence. Bunun değişmesi gerekir. Bunun güncellenmesi gerekir. Mesleğin daha itibarlı bir hale gelmesi gerekir. Tabii bu hem meslektaşlarımızın elindedir. İşte hem de yöneticilerin, yani devlet şeylerinin, siyasilerin elindedir. Tabii bunlara biz en azından buradan bir sesimizi duyuralım. İnşallah yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi meslek yasasında öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün serbest meslekler vardır. İşte doktorlar gibi, avukatlar gibi, bir de biz mali müşavirler gibi. Şimdi bakıyorsunuz tıp fakültesini bitiren bir insana siz ne diyorsunuz? Aa, doktorsunuz diyorsunuz. Ya da hukuk bölümünü bitiren birine siz avukat diyebiliyorsunuz. Yani avukat olacaksınız diyebiliyorsunuz. Peki bu mali müşavirlikte neden böyle değil? Şimdi bunu bir derinleştirmemiz gerekir. Şimdi insanlar tıp fakültesini bitiyor, hukuk fakültesini bitiriyor. Üniversite dönemlerinde ne iş yapacakları belli. Ama müşavirlikte böyle bir şey yok. Bence meslek yasasına bu iktisat, hukuk, maliye, işletmeden ziyade bir mali müşavirlik üniversitesinin kurulması gerekir. Yani üniversite döneminde insanların bu işte yapacakları bilinmesi gerekir. Yani şöyle düşünün, insanlar bitiriyorlar, kamu personel sınavına giriyor ya da işte bankaların sınavlarına giriyor. En son ellerinde son çare, hani kötünün iyisidir deyip ne kaldı elimizde? Mali müşavirlik. Biz ne yapalım? Hadi o zaman bir de mali müşavirlik sınavına girelim. Bu mesleği değersizleştiriyor, kalitesini düşürüyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz meslektaş olarak bütün meslektaşlarımız şu yönde hemfikiriz. Yani Mali Müşavirlik Üniversitesi'nin kurulması ve insanlar üniversiteye başlamadan önce bu mesleği eğer istiyorlarsa bu yönde ilerlemesi, sonraki aşamada ise bu meslekte kendini geliştirip bu üniversiteyi bitirdikten sonra sınava girmelerini istiyoruz. En azından biraz bilgili olsunlar bari Ya diyorsunuz. tabii ki şimdi bilgili şöyle, şimdi zaten bizim işimiz bilgiyle, yani bilgi birikimle. Şimdi insanlar tabii sınavlara giriyorlar, çıkıyorlar, belgelerini alıyorlar ama belgeyi aldıktan sonra bu işi yapamıyorlar. Yapamamalarının sebebi nedir? Çünkü bilgi birikimi yok, tecrübe yok. Yani bizim çekirdekten yetişme dediğimiz bir tabir vardır. Şimdi insanlar belgelerini aldıktan sonra inanın ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama sana buradaki belge diyor ki sen mali müşavirsin. Bu yasanın saydığı işleri yapabilirsin diyor. Ama sen yapamıyorsun. O zaman yani yasanın sana verdiği bu hakkı kullanamıyorsan demek ki eksiksindir. Yani bir eksiklik var burada. İşte biz diyoruz ki bu böyle olmamalı. Yani burada bir mali müşavirlik üniversitelerinin kurulmalı ve bu noktada daha uzman, daha işi bilen, bilir kişiler yetişmeli. Evet, kesinlikle. Çok önemli bir konu yani. Bu konu ben de çok dinledim ve bilmiyorum, devlet bu konuda talepler, sendikalar var sanırım, değil mi? Mali müşavirler. Ya tabii ki var, yani meslektaşlarımızda bu tür istekleri tabii ki var ama tabii sesimizi şu ana kadar duyuramadık. En azından Herhangi belki bir bu vesile olur. geri dönüş olmadı Evet. diyorsunuz. Peki bu haksız rekabeti konuştuk ama biraz daha ben konuya değinmek istiyorum. Ya Evet. mesela dediğiniz yasaya uyup tabelasını asıp ticaretine başlayabiliyor. Şimdi Doğru mudur? tabii ki doğrudur. Şimdi şöyle Belgesini aldıktan sonra. şöyle değinmek gerekir.
Şimdi insanlar tabii ki emek veriyorlar. Emeklerinin sonucunda bir belge alıyorlar, bir unvan alıyorlar. Tabii bu unvanı kullanmak istiyorlar. Şimdi arkadaşlar, yeni meslektaşlarımız ne yapıyorlar? Biz tabii her türlü haklı rekabete, tatlı rekabete tabii ki varız. Yani bilgi konusunda, uzmanlaşma konusunda rekabete her zaman varız. Ama bizim asıl meselemiz haksız rekabet. Şimdi haksız rekabetten kastımız nedir? Şimdi yeni meslektaşlar tabii ki mesleğe başlıyorlar, ofislerini açıyorlar. Müşteri potansiyelleri olmadığı için ya da yeterli bir bütçesi olmadığı için piyasada tutunmak için haksız rekabet yöntemlerine başvuruyorlar. Bunlar nedir? Şimdi bizim odanın ya da işte yasanın her sene asgari ücret tarife, yani defter tutma tarifesi vardır. Şimdi bunlar her sene yayınlanır. Bunların altında iş yapmak, defter tutmak ya da işte ilgili mevzuat hükümlerince işler yapmak yasaktır. Ama şimdi tabii ki bakıyorsunuz, onun altında iş alan var, defter tutan var, bu işi yapmaya çalışan var. Nedeni ne? Nedeni de bu. Çünkü yeni olan meslektaşımıza hiç kimse sahip çıkmıyor. Onlar da haklı. Şimdi bakın, bugün bir hukukçu, bir avukat mezun oluyor. Baro sahip çıkıyor. Baro diyor ki, kardeşim sana bir senelik işin, hani ben sana yardımcı olacağım, iş veriyorum. Ama bizde böyle bir şey söz konusu değil. Ne oluyor böyle? Haksız rekabet doğuyor. Yani bunun önüne geçmemiz gerekir bir kere. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu konuda işte gerekli oda kuruluşlarımız olsun, yeni meslektaşlarımıza nedir? İşte uzman, yani belli bölümlerde uzmanlık alanları açıp, belli iş sahaları açıp bu konuda yönlendirme yapabilirler. Böylelikle meslek daha kaliteli, daha düzenli bir hale gelir. Aslında bu devlete de zarar veriyor. Mali müşavir bir anda da devlet içinde çalışıyor, değil mi? Tabii ki, yani biz burada devletle müşteri arasında bir bağız. Yani bu bağı kuruyoruz. Bu bağı kurarken tabii yani devlet memuru sıfatıyla biz bu işi yapıyoruz, ama itibar olarak tabii böyle değiliz. Evet. Yani birçok hakkımız yok tabii. Şimdi müşteri geliyor, müşteriyle bir sözleşme imzalıyoruz. Asgari ücret tarifesi bellidir. Sözleşmelerimizi yapıyoruz. İş kabulünü yapıyoruz. Şimdi müşteri bu noktada, hani belirttiğimiz işler vardır. Bu işler konusunda ücretler bellidir zaten. Hani bunların altına zaten düşemiyoruz. Ama bakıyorsunuz, müşteri bir ay sonra ya da 2 ay sonra ya da 1 sene sonra bu ücrete itiraz ediyor. Şimdi eğer ücreti standart, yani o rekabeti doğru yaparsak, yani haksız rekabete yol açmazsak, alttan gelen meslektaşlarımızla bu tür sıkıntılarla karşılaşmaz. Yani buradaki asıl mevzudan bir tanesi de haksız rekabettir. Yani orada en azından yeni girmiş birine de sahip çıkılsın ki bazı piyasa bozulmasın. Evet, yani şöyle de, yani bizim aslında konuştuğumuz meslektaşlarımızla şöyle de bir önerilerimiz var. Yani biz aslında müşavirlik sanatının tek başına yapılmayacağını, daha uzman kadrolarla daha profesyonelce yapılmasını istiyoruz. Çünkü neden? Bir mali müşavirden hani her şeyi bilmesi, bütün yasaları bilmesi gerektiği söyleniyor. İşte bütün her alanda uzman olması gerektiği isteniyor. Yani hiçbir meslek kurumunda böyle bir şey yok yani. Şimdi bakıyorsunuz, mesela tıp fakültelerine bakıyorsunuz değil mi? Bir doktora. Mesela sizin gözünüz ağrıdığında göz doktoruna gidiyorsunuz. Dişiniz ağrıdığında diş doktoruna gidiyorsunuz. Ya da ilgili birime gidiyorsunuz. Ama müşavirlikte böyle bir şey yok. Evet, ihracat yapan da aynı Aynı. müşavir, ithalat yapan da, Evet, iç şimdi piyasaya satan da, değil mi? tabii ki, tabii ki. Şimdi bu konuda ne yapmamız gerekir? İşte Mali Müşavirlik Üniversitesi'ni kurarsak ilgili bölümleri böyle seçebiliriz. Evet, aslında ticareti de yavaşlatıyor. Mesela şimdi ihracat, ihracat çok önemli, e-ticaret çok önemli bir Tabii yere ki. geldi. Birçok mali müşavirin ben bu konuyla ilgili çok işte maddelerle ilgili bilgisi olmadığına şahit oldum. Evet, yani O da işte o üniversitenin olmayışından aslında sizin demek yani tabii istediğiniz ki, o yani biraz, değil mi? eğitim durumunun değişmesi gerekir. Eğer ki biz bu tür bölümler, yani üniversite kurup da, Mali Müşavirlik Üniversitesi kurup da bu tür bölümler oluşturabilirsek, en azından insanlar bir konu hakkında kendini uzman hale getirebilir. Bu da bilginin daha değerli, daha güvenilir olması demektir. Şimdi bir kişinin yapacağı işi biz eğer bölersek, yani yükümüzü hafifletirsek, o zaman meslek daha da değerli hale geliyor. Yani biz bunu sağlamamız gerekiyor öncelikle. Ve müşavirlik, yani o danışmanlık dediğiniz bölüm aslında öne çıkar ki sanırım artık devrimimizi dijitalleşmenin, teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle
işte defter tutmak, fatura kesmek, kayıt almak yerine onu zaten yapanlar var. Evet. Sizin danışmanlık tarafınızın biraz ön tarafa çıkması yani gerekiyor diye zaten düşünüyorum. tabii ki danışmanlık yani müşavirin asıl mahiyeti mali konularda firmalara danışmanlık yani yol gösteren kişidir. Ama ne yazık ki biz işi o kadar boğulmuşuz ki yani iş yükü o kadar fazla ki her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu biraz tabii arka planda kalıyor. Yani asıl işimiz bu aslında. Yani asıl işimizi yapmıyoruz da biz biraz daha böyle külfetlerle uğraşıyoruz. Bu da mesleği tabii biraz daha değersiz hale getiriyor. Evet. Umarız valla bu sıkıntılar düzelir. Çünkü benim dediğim gibi çok değerli bir mesleğiniz var. Yani kuruluşlar Tabii. orada onları görebilen. Hatta şu an çok yakınan mali müşavirler gördüm. Poşetin bile o marketlerde satılan Evet. poşetin bile kuruşunun mutlaka beyan edilmesi gerekiyor. Onunla bile uğraşıyorsunuz değil mi? Evet uğraşıyoruz. Ne yazık ki iş yükümüz çok ağır ama piyasada gördüğümüz değer ve itibar ne yazık ki Yok. yok. Evet. Yani bu da aslında şundan kaynaklı diye düşünüyorum. Şimdi bakınız yani eleştiri yapmak gerekirse biraz da yani öz eleştiri yapalım. Yani kendimize soralım bu işi. Şimdi mali müşavirlik mesleği evet yasa 89'da çıkmış. 34 yıldır değişmeyen bir yasamız var. Değişen bir dünya var. Değişen bir meslek var. Kendini güncellemesi gereken meslektaşlarımız var. Şimdi bu noktada baktığınız zaman şimdi bu meslektaşlar hala eski düzen devam etmekte. Bir gelişim, bir adım öne gidemiyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Geride kalıyorsun. Evet. Anı yakalayamıyorsun. Yani kendimizi güncellememiz gerekir. Güncellenmeyen bilgi ne oluyor? Kirli oluyor. Hatalı oluyor belli bir süreden sonra. Şimdi biz bunu önlemek adına yani mali müşavirlik mesleğini sürekli güncel hale getirip kendimizi güncellememiz gerekir. Şimdi bakıyorsunuz az önce haksız rekabetten söz ettik. Şimdi yeni gelen meslektaşlarım bunu yapıyor ne yazık ki. Şimdi ben onlara kızamıyorum. Adam belgesini almış bu işi yapmak zorunda. Ama bakıyorsunuz eskiler de aynı. Yani adam artık meslekte belli bir itibarı var. Belli bir mesafe kat etmişsin. Yani örnek olman gerekir. Şimdi diyorsun ki efendim bize değer vermiyorlar. Ya biz kendimize değer veriyor muyuz? Yani sen bilgi ve birikiminle, tecrübenle bir iş yapıyorsun. Yani sen kendi işine saygı duymuyorsun ki başkası sana saygı duysun. Aslında bu konuda da karar alıcılar, karar vericiler, işte bu düzeltmeleri yapacak kişiler de temelden sizin mesleğinizden gelen kişiler değil mi? Nasıl? Yani bugün işte atıyorum Maliye Bakanlığı'nda, işte İstanbul Vergi Müdürlüğü'nde neyse yani bu kararları alacak, görecek, belki teklifleri verecek kişiler de temelde mali müşavirler, muhasebeciler değil mi? O yönetim kadrolarında olanlar şu anda. Yani örnek veriyorum bir market sahibini kalkıp Maliye Bakanı yapmıyorlar. Doğru mudur? Ya tabii ki öyle ama şu var eğer görülseydi 34 yıldır görünürdü bence. Görülürdü. Aynen. Ya Evet. yani kaç tane bu işle ilgili Evet. bakan, müsteşar Geç, olmuş, yani gelmiş, geçmiş yani. evet 34 yıldır değişmiyorsa Maalesef. demek ki bir eksiklik Bir vardır ve eksiklik var. görünmüyordur. Umarım bizden sonraki nesil yani benim görme ümidim vardı bu mesleğe ilk başladığım zaman hani bunların olacağını düşünüyordum ama uzun bir sürede herhalde olmayacak. Evet. İnşallah bizden sonraki nesil daha iyi bir mesleğe sahip olur, daha iyi bir kariyere sahip olur diye Ama düşünüyorum. öyle görünüyor zaten çünkü mali müşavirler bu konuda biz program yaptığımız zaman mali müşavirde %70'i dertlerini anlatmakla geçiyor aslında. Evet. Ki demek ki buralara kadar gelmiş artık olay değişmesi gerekiyor bence de. Daha Ya fazla böyle gitmeyecek. şimdi aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Aslında Ama çok özür dilerim, lafınızı kestim ama biraz da vefakarsınız. Ben esnafların size aylık yaptığı ödemeleri almadan da hala defterlerini tutan, beyanlarını veren birçok mali müşavir de görüyorum. Biraz bundan kaynaklı aslında bu sorun. Bir şekilde devam ediyorsunuz. Belki bir grev yapsanız 2 ay. Ya şöyle Ekonomi şimdi çöker mi? yok ekonomi çökeceğini sanmıyorum da şimdi şöyle şimdi bununla ilgili bir yasanın bir tebliğin olması gerekir. Yani Evet. bizi koruyan bir tutarlı bir kısmın olması gerekir. Ama ne yazık ki bu yok. Şimdi siz geliyorsunuz müşteri olarak yani sözleşme imzalıyoruz sizle. Yani sözleşme yapıyoruz. Ücret tarifesi var bunu belirliyoruz. Ücret tarifesini belirledikten sonra her şey tamam. Ama bakıyorsunuz bir iki sene sonra emek vermişsiniz, bir iki sene sonra sistemini kurmuşsunuz, düzenini oturtmuşsunuz. Yani o çok yani çok zor bir işlevdir. Evet. Yani muhasebe süreci hazırdır. Yani biz onu zaten kurmuşuzdur, emek vermişizdir, nasıl olması gerektiğini çözmüşüzdür, uygulamışızdır o firmaya. Bakıyorsunuz iki sene sonra diyor ki ben seninle artık çalışmayacağım. Neden?
Çünkü benden daha düşük bir ücret buldum diyor. Şimdi burada ne oluyor? Ya senden çok var diyor. Evet. Senin bilgin, senin birikimin, senin bana yaptığın emek, senin bana yaptığın iş çok önemli değil diyor. Aynen öyle. Bu ne oluyor? Bak biz kendi kendimizi değersiz hale getiriyoruz. Yani meslektaşım da beni arayıp da söylemiyor ki arkadaş bu müşteri bana geliyor. Bu tür sıkıntıları var. Ben meslektaş olarak hani seni aradım. Biz birbirimizi korumalıyız. Ne tür sıkıntılarımız var dememiz gerekir. Yani bu iş alırken de müşteri giderken de mutlaka mali müşavirlerin birbiriyle iletişim halinde olmasını tavsiye ederim. Böyle olması gerekir. Çünkü mesleği bu şekilde ancak kurabiliriz. Yani biz birbirimize faydalı olmazsak kimse bizi düşünmez. Aynen öyle. Vallahi düzgün çalışmalarınızda başarılar, sabırlar. Teşekkür ediyorum. Umarım istediğiniz gibi bu yasa hakkınız olanı size verir diye düşünüyorum. Umut ediyorum. İnşallah ben de öyle ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Biz söz hakkı verdiğiniz için. Biz çok sağ olun. Ederiz. Umarız biz de böyle katkıda bulunmuşuzdur. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten bu konu çok 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 önemli bir konu. Gerçekten ticaret yapan insanlar mali müşavirliğin değerini çok iyi biliyorlar. Ama onların işte o biraz önce dediğimiz gibi mutlaka kurulmuş sistemlerini, o bir beyanı vermezlerse oluşabilecek o firmaya cezaları bildikleri için de bir şekilde mesleklerini devam ettiriyorlar. Ama işte onlara da bir şekilde destek olmak gerekir. Çünkü gerçekten bizim programlarımızın büyük bölümü işte mali müşavirlerin bu tarzda sıkıntılarını konuşmakla geçiyor. Umarız yetkililer bununla ilgili gerekli çalıştayları yapıp, gerekli kurulları oluşturup, komisyonları bu işi çözerler diye bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.